Evet efendim, selamlar. 3 Ağustos 2021 arkadaşlar, TÜİK enflasyon rakamını açıkladı ve şöyle söyleyeyim, hani sadece bu senenin değil, son yılların en yüksek enflasyonunu gördük Temmuz ayında. Yıllık olarak %18,95 geldi şu anda. Bu rakam bir zirve. Neye göre bir zirve? Hem bugüne kadar açıklanmış enflasyon rakamları arasında bir zirve, hem de politika faizimiz %19, onu yakalamış durumdayız şu anda. Yani yakalamış durumdayız. Bu nedenle çok önemli. Şimdi detaylara bakacağız. Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı 2 gün öncesinden, ona bir bakalım ama önce şu detaylara bir bakalım isterseniz, oraya gelmeden önce. Çünkü dolar TL'ye bakacağız. Dolar TL üzerindeki hareketine bir bakacağız. Nasıl etkilediğini onu konuşacağız. Şimdi detaylara girdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yıllık 18,95'lik TÜİK tarafından açıklanan bir Temmuz ayı enflasyonu var. 12 aylık ortalamaya baktığımız zaman %15,15 TÜFE ortalamasını görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? 12 aylık ortalama özellikle kira artışı yapacaklar açısından önemli. Yani bir kira artışınız varsa, eğer eski bir kiracıysanız ve oturuyorsanız, yıllık şu anda artışınız %15,15 olarak bu rakamı şey yapabilirsiniz, dikkate alabilirsiniz. Ama bu seviyenin üstüne değil. Yani kanun koyucu bu rakamı ve bu rakamın altında anlaşılacak bir rakam üzerinden kira artışı yapabileceğimizi söylüyor. Bu arada yeri gelmişken kira ile alakalı hani şu yaşadığımız enflasyon ve yavaş yavaş işte Temmuz, Ağustos ayının bitmesi ve Eylül ile beraber biraz da böyle konut fiyatlarını, konuttaki arz sıkıntısını da içine koyduğumuz zaman Eylül ayında çok ciddi bir yani kiralamalarda artık böyle zirvelerin geleceğini düşünüyorum bu saatten sonra. Onu da söyledikten sonra devam edelim. Bakın, TÜFE içerisinde yıllık yani TÜFE'nin ana harcama gruplarına baktığımız zaman en yüksek enflasyonun gıdada ve alkolsüz içeceklerde olduğunu söylüyoruz. Hani yani gıdada çok ciddi bir enflasyon var. Hani gıdaya baktığımız zaman inanılmaz, çarşı, pazar, markette inanılmaz yüksek fiyatlarla karşılaştığımızı söylüyoruz. Artık böyle 10 liranın altında hemen hemen hiçbir şey yok. Yani hani meyve sebze açısından baktığımız zaman fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyoruz. Ve ana harcama gruplarına baktığımız zaman TÜFE içerisinde de bunun %25'i bulduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani en yüksek artış TÜFE'de, en yüksek artış ortalamanın üzerinde gıda ve alkolsüz içeceklerde var. %25 ulaşmış durumda ve ondan sonra da ulaştırma geliyor. Ulaştırma da yine bu civarda, yani 24 küsürlerle karşımıza çıkıyor. Buradan şunu da söyleyebilirim. Şu anda malum işte geçtiğim videolarda da hep bahsettiğim gibi önümüzdeki dönem tarım, gıda çok çok önemli hale gelecek. En fazla bunu konuşuyor olacağız. Tekrar söyleyeyim çünkü çok önemli bir konu. Hele ki şu anda bu orman yangınları çok ciddi anlamda tarım alanlarına zarar vermiş durumda. Hayvancılığa çok zarar vermiş durumda. İşte balcılığa çok zarar vermiş durumda. Her şeye çok inanılmaz zarar vermiş durumda. Tam da böyle küresel ısınma, susuzluk vesaire derken önümüzdeki yılların en önemli konusu arkadaşlar gıda olacak. Gıdaya ulaşmak olacak. Gıda fiyatları olacak. Tarım olacak. Hep bunları önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllarda en fazla bunu konuşuyor olacağız. Bunu da araya böyle sıkıştırdıktan sonra ÜFE'ye geliyorum. Şimdi ÜFE tabii üretici fiyat endeksi, biliyorsunuz 40 küsürlerdeydi. Bu ay yani bu ayki yıllık artışta %44,92. Yani aylık olarak 2,5 civarında bir artış var. Üretici fiyat endeksindeki artış arkadaşlar yine tüketici fiyatının üzerinde seyrediyor. Yani tüketici fiyatlarındaki aylık artış 1,80, ÜFE'deki artış 2,46. Yani üretici maliyetlerindeki artış TÜFE'nin üzerinde kalmaya devam ediyor ve şu anda hani artık 45, yani 44,92, 45'e dayanmış durumda. Bu da hani önümüzdeki dönem hani zirve, artık geri dönüyoruz. Tamam, hani TÜFE'de zirveyi gördük. Artık buradan geri dönüyoruz dediğimiz Nisan ayından bu yana bir türlü göremedik. Çünkü bu ÜFE bize gösteriyor ki biraz daha, yani daha gidecek yolu var. Yani TÜFE'de, enflasyonda biraz daha fiyat artışlarında gidecek yolumuz var arkadaşlar. Boşuna demedik. Paranın çöp olduğu zamanlar, zor zamanlardan geçiyoruz. Mal daha kıymetli olacak. Küresel ısınma, gıda, tarım, bunlar çok ön plana çıkacak. Su ön plana çıkacak. Hep bunlardan hani ara ara size bahsediyorum. İşte bu verilerde aslında bunun ne kadar doğru olduğunu önümüze seriyor. Geçtiğimiz aylarda hani eleştiri anlamında sadece TÜİK alıyorsunuz, TÜİK doğru değil diyenler oluyordu. İşte ENAK verilerini de alın diyenler oluyordu. İşte ENAK verilerini aldığım zaman da ENAK'ta diyor ki yıllık artış, pardon özür dilerim, aylık enflasyon artışı %4,89, yıllık artışta, yani bu seneyi aldığımız zaman Ocak ve Temmuz ayındaki 7 aylık döneme baktığımız zaman da aslında enflasyonumuz TÜİK'in açıkladığı gibi 18,95 değil %25,14 olduğunu söylüyor. Yani biraz daha üzerinde. Şaşırdık mı? Zaten şaşırmıyoruz. Çünkü neden? Şu anda en fazla tüketimin yapıldığı, paranın harcandığı yer ve herkesin çok yakından, hani yemeden sonuçta yaşayamayacağımıza göre gıda fiyatlarını çok iyi takip ediyoruz ve dolayısıyla da hani gıdadaki artışta %25 ise eğer, ENAK'ın zaten burada verdiği ortalama enflasyonda çok çok böyle hani uçuk bir şey değil artık, öyle söylemekte fayda var arkadaşlar. Peki gelelim şimdi politika faizimize, ne olacak bundan sonra? Bakın dolar TL üzerindeki enteresan, bakın enteresan olan şu. Bizim şu anda politika faizimiz %19. Şimdi Merkez Bankası'nın toplantısı var Ağustos ayı içerisinde. Biliyorsunuz faiz indirimi olur, bu ay olur, önümüzdeki ay, bu konuşuluyordu. Geçtiğimiz aylarda gelen, yukarıdan gelen mesajlarla da böyle olduğunu düşünüyorduk. Ancak şu anda enflasyon faizle eşitlenmiş durumda. 18,95'e 19. Yani böyle küçücük, minicik 0,1 bir fark var. Yani neredeyse negatif faize geçmek üzereyiz. Eğer bir faiz artışı yapılmaz ise. Yani enflasyonla politika faizimiz şu anda eşitlenmiş durumda arkadaşlar. Yani Merkez Bankası'nın bu şartlar altında artık şu verilere göre faiz artırması gerekiyor. Faiz arttırmaz, pas geçerse eğer ne olur diye baktığımız zaman şu anda dolar TL'ye bakıyorum. Bakın enteresan olan o. Ben bugünkü gelen TÜİK verileriyle şunu beklerdim. Dolar TL'de bir miktar en azından yukarı yönlü bir artış beklerdim. Hiç öyle bir artış olmadı. Bakıyorum 8,32'lerde şu anda, yani ufaktan olsa da bir düşüş var. 8,38'lere kadar bir gitti, sonra tekrar 8,32'lere kadar geriledi. Euro'ya baktığımız zaman dolar, Euro'daki gerilemede, çekilmede aynı şekilde arkadaşlar. Bunu neyle açıklayacağız? Normalde yani enflasyon dediğim gibi politika faiziyle eşitlendi. Kurum burada yukarı hareket ediyor olması gerekirken burada aşağı yönlü, hatta aşağıya gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada aklımıza iki şey geliyor. Benim aklıma iki şey geliyor. Bunlardan birincisi, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2 gün önce bir açıklama yaptı. Enflasyon geçici arkadaşlar, enflasyon geçici. Dolayısıyla da hani bir zirve göreceğiz ama zirveden sonra bir şekilde eşitlenecek ve enflasyon dengelenecek. Tüketicilerde bir davranış bozukluğu var. Bu da enflasyona yansıyor. Dolayısıyla bu durum aynen Amerika'nın da dediği gibi bizde de geçici gibi. Artık hatta Merkez Bankası yalnız kaldı. İşte herkesin bu konuda bir el ayak yardımcı olması lazım gibi açıklamalar yaptı. Ama şunu da söyledi. Yine faiz enflasyonun üzerinde kalmaya devam edecek. Yani şu anda hala enflasyon faizin gıdımda olsa, böyle tık da olsa, minik de olsa virgüllü bir şekilde altında seyrediyor mu? Evet, seyrediyor. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim konu şu. Gerçekten piyasa doların burada normalde bugüne kadar yapılan hareketlere baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket yapması gerekirken tam tersine, yani yerinde saymayı bırakın, aşağı yönlü bir hareket yapıyorsa bir, Merkez Bankası'ndan gelen bu açıklamaları dikkate alıyor ve diyor ki evet bu enflasyon geçici, bu enflasyon geçici diyor. Veya işte evet kesin bir faiz artışı geliyor gözüyle bakıyor piyasa. Yani kesin bir faiz artışı geliyor gözüyle bakıyor diye düşünüyorum. Veya bunların hiçbiri değilse hakikaten İçeride şu anda bir para var. Yani içeride şu anda insanlar hani bırakın dolar falan almayı, yani bayağı içeride bir para var ve hani gelen para, bir para geldi içeriye ve bu gelen para da piyasayı acayip derece rahatlatmış durumda. İşte borsaya bakıyoruz. Mesela borsada işte dünden bugüne bir şekilde yukarı çıkmaya çalışıyor. Böyle har gayret 1400'leri, BIST 100 endeksi 1400'leri aşıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, biraz dengesiz, yani dengesiz derken anlamak, yani hani olma ihtimali olan şeylerden bahsederken dengesiz mi desem, dengeye mi geliyor desem gerçekten bunu anlamakta şu anda biraz zorluk çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü bu suni bir düşüş mü dolarda, dolar TL'de, yoksa hani bir para geldi de bu parayla biraz rahatladı mı piyasa, dipleri gördük de buralardan mı çıkacak? Bakın arkadaşlar, konu şu: Merkez Bankası şu an faiz artıracak mı artırmayacak mı bilmiyoruz. Şimdi ne yapacağı belli değil. Pasta geçebilir. Ama bu şartlarda normalde faiz artırıyor olması lazım. Piyasa bunu kolay kolay, bizim piyasa bunu kolay kolay fiyatlamaz. Ne yapar? Bir oradan bir dolara destek atar, dolar TL oradan bir yukarı çıkar. Yukarı çıktıktan sonra da işte faiz artışı kesin geldikten sonra da oradan bir düşüş yapar. Ama piyasa hep önceden satın aldığı için şu anda satın alabileceği ben iki tane neden görüyorum. Birincisi, kesin Merkez Bankası kesin bir faiz artışı, tekrarlamış oluyorum ama özür dilerim toparlamak açısından. Merkez Bankası kesin bir faiz artışı yapacak, bunu fiyatlıyor. İkincisi, bu enflasyon geçici ki ben böyle olacağını düşünmüyorum, açık konuşayım. Yani hani bunu fiyatladığını düşünmüyorum ama hani Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara göre söylüyorum. Nasıl olsa bu enflasyon düşücü, bunu fiyatlıyor. Üçüncüsü, fiyatladığı şey bizim hani çok da adını koyamadığımız, hani çünkü swaplar filan, ama hani swaplarla bu kadar hani piyasa hani bu enflasyon rakamları açıklandıktan sonra en azından dolar TL'de yerinde sayar. Yani geri gelmez, yani aşağıya gelmez. O zaman içeride hakikaten bir para geldi. Yani belki önümüzdeki günlerde açıklanır. Hakikaten dışarıdan bir para geldi ve bu para şu anda dolar TL'yi de aşağıya indiriyor. Ekonomiyi de biraz böyle hararetini aldı diyeceğiz. Ya da bu suni bir aşağı gidiş, bunların hiçbiri gerçek değil. Dolayısıyla da yaz rehavetinin ardından dolar TL'nin yukarı yönlü çıkacağını söyleyeceğiz. Şimdi bunların neyi satın aldığını, neyi fiyatladığını tam olarak söyleyebilmek için arkadaşlar biraz bazı verilerin geliyor olması lazım. Hani içeri yabancı girdi mi? Merkez Bankası hakikaten faiz artıracak mı? Ki geçmiş verilere ve geçmişte yapılan hamlelere baktığımız zaman hiç bu kadar hani olumlu bir fiyatlama yaptığını arkadaşlar en azından bu sene içerisinde görmediğimi size söyleyebilirim. Şimdi dolar TL ile ilgili düşüncem bu. Şimdi buradan nereye gider diye baktığımız zaman dolar TL'de bu düşüş devam ederse aşağılarda bir 8.25 var. 8.25 bakın kesin gelir demiyorum. Burada hep karıştırıyorsunuz. İşte mesela yorum yapmış arkadaşlar. İşte siz geçen gün böyle dediniz. Yükselecek dediniz. Aşağı inecek dediniz. Arkadaşlar bakın, teknik analiz diye bir şey var. Hani ben teknik analizi yapmıyorum ama dinliyorum neticede. Şimdi düşüşleri ve yukarı çıkışları anlamak için bazı seviyeleri takip etmek gerekiyor. Şu anda doların buralarda aşağılara doğru kırması için 8.30'un altına gidip 8.25'leri görüyor olması lazım. Burayı takip etmek gerekiyor ki evet ya bak hani buradan aşağı inecek diyebilmemiz için. Ama buradan aşağı inmez, yukarı doğru mesela 8.40'a 8.45'e atarsa eğer bu sefer de evet burayı kırdı, yukarı doğru gidiyor anlamına geliyor. Yani seviyeleri takip etmemiz lazım. Hani bu şu değil, şu yanlış olur arkadaşlar. Bakın dolar TL işte 8.32'ye geldi. 8.70'lerden, çünkü 8.70 hatta 8.80'lerden bu seviyelere geldik. Yani şu doğru değil. Ya evet dolar aşağı iniyor, inecek daha. Yani bu düşüş devam edecek. Devam ediyor, gidiyor. Hayır, bu doğru bir yaklaşım değil. Yukarı çıkarken de bu yaklaşım doğru değil. Seviyeleri takip ediyor olmak lazım. Her aşağı inişte bazı seviyeler var. Mesela şu anda takip edilmesi gereken seviye 8.25. Yukarı çıkışlarda da seviyeler var. Seviyeleri takip ederek inişleri, çıkışları kontrol etmek gerekiyor arkadaşlar. Kesin net, tamam buradan yürüyoruz. Dolar 10 lira 15 lira olacak. Yani bu... yani çok doğru bir şey değil arkadaşlar. Peki yani önemli olan şu, aslında şu: bu saatten sonra neye yatırım yapmak? Bizi ne kurtaracak, neye yatırım yapmak? Hani biz sonuçta ekonomi anlatıyorum. Ben burada yatırımcı açısından nelere yatırım yapmak gerekir diye bakmak gerekiyor. Enflasyon oldukça yüksek. Bu geçici mi değil mi, bunu zaman gösterecek ama çok geçici gibi durmuyor. En azından bir süre daha, hatta biraz daha belki yükselerek devam edecek. Faizin yukarı doğru artırılması gerekiyor. Artırılmazsa normalde kurum buralarda zaten durmaması lazım. Yukarı doğru çıkıyor olması lazım. Şimdi enflasyondan kendimizi nasıl koruyacağız diye baktığımız zaman eğer faiz size yetiyorsa götüreceksiniz. TL'de faize yatıracaksınız. Ya da ne yapacaksınız? Enflasyon karşılığı şu anda fiyatlamayan aslında Yani dövize inanıyor olmanız lazım, ya da öyle söyleyeyim, dövize inanıyor olmanız lazım. Yani dövizde paranızı tutuyor olmanız lazım. Hiç risk almayanlar için de işte faizler oldukça cazip. Bir de faiz artırırsa dövize gidip işte TL mevduata yatırmak gerekiyor. Ama daha uzun vadede düşündüğünüz zaman inanılmaz bir faiz enflasyon ortamı var. Yani önemli olan bu arkadaşlar. Bunu düşünmek lazım. Çok ciddi bir enflasyon var. Hiç durmadan fiyatlar her yerde yükseliyor. Artık böyle gıdaya ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. Bunu anlatıyorum size. Yani en temel ihtiyaçtan bahsediyorum. Bu noktada enflasyon karşısında paranızı nasıl korursunuz, nasıl değerini koruruz, buna bakıyor olmak lazım. Arkadaşlar bu noktada da işte döviz çıkıyor karşımıza, yine altın çıkıyor, en çok yatırımcıların bildiği ama sağlamcılar açısından artık, çünkü dolarda, altında bu sene böyle hani illallah, özellikle altın böyle illallah ettirdiği için en sağlam kısa vadede hani faiz seçeneğini belki düşünmek gerekiyor. Ama uzun vadede kesinlikle ben uzun vadede enflasyon karşısında paramı nasıl korurum diye düşünüyorsanız, yani her videoda hemen hemen söylüyorum, nakit bu kadar para basmayla çöp haline geldi. Dolayısıyla en güzel paranın gideceği sağlam yerler mal olur. Her türlü mal arkadaşlar, her türlü mal. Yani mal dediğim işte elle tutacağınız, yani emtialardan bahsediyorum. Şu anda işte altın gerçekten hani bir türlü o hareketi yapamadı, ona katılıyorum, ama maldan kastım her şey, paranız neye yetiyorsa, yani ne bileyim ben. Yani adına ne koyarsan, size gayrimenkul, konut diyeceğim ama herkesin parası konuta yetmiyor. Ama sağlam varlıklarda şu son dönemde aslında fiyatların bu kadar şişmesinin nedenlerinden bir tanesi, talebin bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi de uzun zamandır enflasyondan insanlar paralarını koruyabilmek için son bir yıldır inanılmaz bir şekilde arsa ve konut yatırımına girmiş durumda arkadaşlar. Şimdi bu yatırımcı açısından baktığımız zaman paramızı nerelerde değerlendirmemiz gerekiyor kısmını bence başka bir yayında konuşalım. Çünkü işin içerisinde işte şu anda konuşmamız gereken başka şeyler de var. Yayın çok uzayacağı için hani burayı istemeden bu bölüme girmiş oldum, ama buradan hemen çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın devam edelim burada aldığım notlara. İlk defa şimdi Avustralya Merkez Bankası piyasayı şöyle bir şaşırttı. Faizlerde herhangi bir değişiklik yapmadı, ama ilk defa varlık alım programında değişikliğe gitti. Yani azalttı. Evet, azaltıma gitti arkadaşlar. Normalde 5 milyar dolarlık bir varlık alım programı varken bunu 4 milyar dolara indirdi. Avustralya dolarına indirdi. İşte neden? Neden? İşte paraların değerini korumak, enflasyon, yüksek enflasyon, işte Amerika'nın yapacağı önümüzdeki dönem hamlelere karşılık olası faiz artışı, varlık programının değişimi gibi şeylere hazırlık açısından Avustralya'dan dünyada ilk hamle geldi, varlık alım programlarının azaltılmasıyla alakalı. Ve Amerika'da Hazine Bakanı Janet Yellen'ın uzun zamandır dile getirdi. Borçlarımızın vakti geldi. Artık Temmuz sonu itibariyle bunu ödememiz lazım. Uzun zamandır bunu dile getiriyordu. Büyük bir küresel krize sebep olabiliriz diyordu. Şu anda tabii ki yani yapılacaktı bu ve hani sonuçta bunda başarılı da oldu. Amerika hazinesi borç limitini aşmak için olağanüstü tedbirleri devreye sokmuş oldu. Borç limitlerini yükseltmiş oldular. Başka ne yapacaklardı zaten? Bunu söylüyordu ve bunu da yapmış oldu. Peki şunları kapatıyorum çünkü çok fazla haber var. Oradan şuraya gelelim. Amerika dolar endeksine baktığımız zaman 92'nin biraz üstünde olduğunu görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 1.19 civarında olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar 1.20'nin altında kaldığı sürece, yani düşük kaldığı sürece bakın onsun yükseliği olması lazım. 1810 dolarda şu anda, onsta 1830'lar, 1850'ler falan geliyor olması lazım. Fakat maalesef altın burada olması gereken yerde hala olmadığını görüyoruz. Yani altın fiyatlamıyor. Yani piyasadaki tüm veriler aslında altına yaramıyor bir şekilde. Altın bir türlü bundan primlenemiyor, primini alamıyor. Çok fazla atıl durdu, bir kenarda durdu. Yani kafasını her seferinde tam çıkardığı zaman vurdu. Acayip altını sevdiği bir ortam. baktığınız zaman ons açısından konuşuyorum. Bizde gram altın açısından şu anda dolar kuru çok aşağıda olduğu için yani gram altında bayağı bir aşağı gelmiş durumda. Ons tarafına baktığımız zaman dünyaya bu kadar enflasyon, bu kadar fiyat artışına karşılık kesinlikle altının olması gereken yer bu değil arkadaşlar. Bunun anlamı işte ne zaman yükselir? Yükselmesi lazım. Primlenmesi lazım. Primlenmemesinin sebebi arkadaşlar Amerika'nın yaptığı hamleler. Nasıl yapıyor bu hamleleri? Yapıyor bir şeyler. İşte varlık alım, işte ters repoyla, ondan sonra enflasyona dayalı tahvil alımlarıyla, ondan sonra işte tam böyle yukarı çıkacakken altına gelen satışla, yani çok farklı manipülasyon teknikleriyle altının kafası sürekli vurulduğu için bu enflasyon ortamında, emtiaların bu kadar yüksek gittiği bir ortamda maalesef üzgünüm ki altın yatırımcıları açısından, altın fiyatları açısından altın bundan bir türlü primini elde edemedi. Edecek mi? Evet edecek ama uzun, hani gerçekten Amerika'nın yapacağı manipülasyonlara bağlı. Daha ne kadar bu gemiyi götürebileceklerine bağlı. Bu nedenle bu anlamda hiç kimse net bir şey size söyleyemez. İlla ki bu sene içerisinde bir şey olur mu? Amerika'nın, yeniden söylüyorum, alacağı karara, varlık alım programlarını değiştirecek mi? Buna bağlı. Ondan sonra borsa tarafına bağlı. Yani Amerika bence bu gemiyi yüzdürmeye çalışacak. Ama altında yavaş yavaş, mesela Cuma günü gelecek veriler oldukça önemli olacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik verileri açıklanacak. Orada o gün, dün de anlattım, çok böyle hani oynaklık görebiliriz. Rakamsal anlamda altın böyle ani bir yukarı çıkış yapabilir, tekrar aşağıya gelebilir. Yani beklentinin altında kalır ise eğer, yani beklentinin altında kalan bir veri gelir ise altında bir hareket görebiliriz. Ama ne yapar? Bir yukarı çıkar, tekrardan kafasını şöyle bir sopayla vurup tekrar aşağıya indiriyorlar arkadaşlar. Üzgünüm, durumlar böyle. Hadi yayını çok uzatmayayım. Daha bir sürü anlatacak şey var. Tekrardan konuşuruz. Ben bugünlük burada bitiriyorum. Çok iyi bakın kendinize arkadaşlar. Abone olmayan varsa abone olalım. Beğeni yapalım. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.